büyüklerine. Tabii rahmetli olan sizin öz babanız, onların üvey babası. Yani onlar kendi aynen. annelerini tabii. suçlama pahasına çıkıp bunları anlatıyorlar. Demek ki azmedemediler yani. Onlar da yazıyor, azmedemedik diyor. Saliha, pardon. Bu arada buzdolabı... geldi 9 o eve. Evet, 5 yaşımda gittim. Evet. Bu arada siz de o zaman eve geldiğinizde sizin anneniz de mi o evdeydi? Efendim? Şimdi onların anneleri o eve geldiğinde sizin anneniz miydi evde kuma olan? Hayır, hayır, hayır. O da ikincisiydi. Benim annem daha ondan önce 1,5-2 sene önce ayrıldı. He. O sonraki eşiyle onların annesi. Ben evlendim gittim, evet. Ha başka ben evlenir, sen kimse yok evde. Ben evden gittikten sonra getirdi. Bir tane bir bayan vardı, onu getirdi. Ha. İmam nikahlıydı ama üstüne şey değildi yani. İmam nikahlı olarak getirdi. O zaman siz iki kumanın arasında yaşananları görmediniz. Siz evliydiniz. Hayır, hayır görmedim. Ben hep başka şehirde olduğum için göremedim. Anladım, bilmiyorum yani. Anladım. Ama kulağıma geliyordu her şey. Peki Saliha Hanım. Saliha Hanım bu arada buzdolabı televizyonu vermemiş. Saliha Hanım bakın Melek de diyor. Bütün mahalle konuşuyor Mehmet Ali ile gittiler diye. Melek babasına sorun bakayım ki babasıyla görüşmüş mü? Babası neden küçük etmiş? Kızıyla diyor sorun Müge Hanım. Hanımefendi valla insanların yakınlarıyla görüşüp görüşmeme hakları var. Kızına 2,5 sene önce 25 milyar para yollamazdı aynen. babam. Bunu dokümanı da çıkar. Ablamın arasını babamla sen açtın. Niye? Şimdi üvey babasına fotoğraf çekindi. Bak Hakkı senden neden fotoğrafı yok dedin. Babamı hep sen fitikledin, hep sen gaz verdin. Sen açtın arasını. Olur. Evet. Fotoğrafları sen çıkarttın. Evet. Evet aç dedim, gösterdim ben inkar etmedim. Ablama da söyledim. Babana sen gösterdin resimleri. Evet sen dedim Face'e gir göster dedin. Sen kaz verdin. Peki Melek Hanım ben şunu merak ediyorum. Yani sonuçta onlar üvey babalarının hakkını aramak için buradalar. Siz niye evet. onların yanında değilsiniz? Sizin öz babanız yani konuşuyor musunuz siz kardeşler? Aranızda bir probleminiz var mı? Yok, konuşuyoruz. Ben şu an işimden dolayı gelemiyorum. İzin alma durumum yok benim. İzin alma durumunuz yok ama yani siz evet. de şikayetçi oldunuz mu Saliha Hanım'la ilgili? Evet, ben gereken işlemleri başlattım zaten. Şikayetçi bulundum oldu. Ben. Yani siz de destekliyorsunuz. Yani ben savcılığa evet. gittim, suç duyurusunda bulundum. Yapılan Allah Allah. Şikayeti destekliyorsunuz. Evet, destekliyorum. Evet. Şimdi bu ne zaman cinayet? Yani babamın ölümü oldu, cinayet demeyelim de. 14 Ağustos'ta yani bu yılın 14 Ağustos'unda Eylül, Ekim, Kasım. Peki böyle mezar açıldığında 4 ay sonra bir zehirlenme varsa çıkar mı? Zehirlenme çıkabilir evet. Hani çünkü ilaçları da attı, ilaçlar yok. Doğal hastalıklar artık çıkmaz ama zehirlenme varsa çıkabilir. Kalıyor yani organlar. Evet, ne evet. kadara kadar kalıyor? Şimdi zehirin cinsine göre bazı zehirler yıllarca... kemik dokuda, saç dokuda biriktiği için yıllar sonra açtığınızda evet, saç dahi ve kemikte çıkıyor. Bulabiliyorsunuz. Hanımefendi sizin böyle zehirlerle ilginiz var mıdır Saliha Hanım? Hani sizi kumanız zehirlemiş ya ondan soruyorum. Yok hayır ben bu iddiaları kabul etmiyorum. Herkes biliyor yengelerim tamam, sizi biliyor. Kumanız zehirledi mi kumanız? Benim kumam zehirledi. Ben kumamla meselem yok şu anda. Benim ayrıldı gitti. Ben ayrı yaşıyorum o ayrı yaşıyor. O ayrı yaşıyor, ayrı yaşıyor. Sen adamın onun elinden adamı aldığın için ayrı yaşıyor. Sen almışsın onun kocasını. Hayır niye ayrı onun kocası yoktu? Resmi nikahı yoktu ki. Ya iyi de senin onun kocası işte hakkı değil miydi zaten? Senin var mıydı? Vardı. Sen 2 sene nikahsız durmadın mı o evde? Senin var mıydı? Allah sizi bahsetsin. Allah'ım sizi bahsetsin. Bak. Sizi Allah bahsetsin. Ne diyor taş esi? Hayır şimdi siz de oraya gittiğinizde ikiniz de nikahsız mısınız? O sizi zehirlemiş. Siz ona ne yaptınız? Vallahi buyurursun benim toplumlarım elimde buyursun nasıl isterseler yapsınlar eğer benim elimin izi çıkmazsa onların üstünden de dava atacağım. Aç elinden geleni yap arkana koma. Şimdi biz 3 kişi kavga edelim birisi kalp krizi geçirdi öldü ölümüne sebebiyetten bizi içeri almazlar Müge Hanım. O kadar da değil artık. Yani belki bir şey gördü baba belki tartışma ama... yaptı belki kalp krizine bir şey geçirdi yani ikisi vardı. Yapılır da. Benim de bir canıma ne olur? Açılacak inşallah. Adalet sen de o evde yaşamaya devam et tamam mı Mehmet Ali ile? Mahallede bir kurban keseceğim. Mehmet Ali'nin evinde yaşıyor ya. Yorganları döşekleri evet, evin altında yaptı. Mahalleli herkes biliyor. Hani. Herkes biliyor. Kimin gittik, kapısını sağsanız söylerler. Evet. Diyor. Bu arada zina suç değilmiş. Bunu da emniyette söyledi. Yani Saliha Hanım bakın Saliha Hanım. Yani siz Mehmet Ali ile hiçbir şey yaşamadınız mı? Ben onu mu anlayayım sizin konuşmanızdan? Vallahi benim Anladım. Sanırım bu Mehmet Ali dediğimiz kişi de evli zaten. Evli, karısı kabul ediyor. Karı fakir olduğu için karıya yemek yapmaya biri lazım. Şimdi bulaşığını yıkamaya. Karın her gün zeytinyağı sürüyor vücuduna. Karı felçli. Karı kabul ediyor. Olursa Salih olacak. Başkasını istemem demiş karı. Karı şeker hastası. Mehmet Ali'nin eşi. Evet, felçli. Ameliyat paralarını falan da hep rahmetli babam verdi. Her şeyini babam karşıladı o evin. O da demiş ki gelsin demiş. Gelsin, kabul ediyor annemi. Arkadaşlar yani Edis ailesi falan diyeceğim ama böyle bir şey yok yani. Nasıl? Müge Hanım gülmeyin ama gerçekten annem kuma yaşamayı seviyor. Başta... Yemin ediyorum seviyor. Gerçek seviyor. Hüseyin'le de seviyordu. Bak inkar Mehmet Ali ediyor. Dedi Hüseyin eve gelemez dedi. Ben Yusuf'a gizlemiyorum. Mümkün değil o zaman zaten anneniz başkasıyla evli. Hüseyin'le dedi ki bir cahillik yaptım yani, dedi. Babamla cahillik yapıyor. Hakkıyla cahillik yapıyor. Kadir'le cahillik yapıyor. Kabul etmiyor ki Hüseyin'i de. Herkes de cahillik yapıyor. Hüseyin'e de iftira diyor bizim. Ama mesajlar üstte duruyor. Hüseyin'e dedim ki yani var ilişkiniz kabul ediyorsun dedim. Sessiz kaldı. Buna dedim ki Hüseyin'le birlikteliğin var mı anne dedim. Ne oldu ki bir şey mi dedi. Yazıştığımı biliyordu. Bir şeyin var mı yok mu dedim. Hüseyin babam olmuş. Dedi. Ben ablama söyledim. Ablam da gitmiş demiş. Ablama da aynısını kabul etmiş. Ben sizin hayatınıza karışmıyorum. Siz de benimkine karışmayın diyor. Ben inkar etmiyorum. O da inkar etmesin. Doğruları söylesin. Hanife nereden çıktı? Ona sorun. Söylesin. Yemin ediyor kaç yaşında? 53 yaşında kadın niye yemin ediyor yalandan yere? Hayır, hepimiz sustuk. Mehmet Ali benim eşimin yanında bile dedi ben uyanmadım. Vallahi dedi benim iki tane karım. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok terbiyesiz şeyler konuşuyorsunuz. Aynen. Yaşadıklarımız. Ama canlı yayında söylenmez onlar. Pardon, özür dilerim, o kadarı da değil. Hacı'yı bağlayabilir misiniz? Benim de sustuğum zamanlar olabiliyormuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seher Hanım telefon attığımızda. Ölen Hakkı Çetin'in kız kardeşi. Seher Hanım günaydın efendim, buyurun. Günaydın. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben o buradaki kızların konuştukları hepsi doğrudur. O kızlar haklı konuşuyor. O Mehmet Ali o evden çıkmıyordu hiç. Ben bu Mehmet Ali niye eve geliyor derken benim kardeşim ne yapayım kardeşim? Baş edemiyorum. Artık kaptım koyverdim ipini karının diyordu. Doğru. Doğru. Ama demez öyle hiçbir koca ya. Yok canı yandıydı artık yandıydı. Dedi bırakamıyordu. Kardeşimin çok canı yandıydı. Annemi bilmiyorsunuz. Ama sonuçta kızlar diyorlar ki boşanma davası da açmıyor. Boşanmak da istiyormuş. Hangi adam der artık bu adam niye evine geliyor ben? Hayır. O benim yanımda dedi ki seni ellerimle öldürürüm dedi kardeşime. Evet. Babamı hiç sevmiyordum Müge Hanım. Ben size başta söyledim. Babamı hiçbir şekilde sevmiyordum. O yakışıyor mu ekmeğini yiyorsun dedim. Sadece parası için seviyordu babamı. Bir de geldin buradaki yuvayı yıktın dedim. Resmi nikahla evli miydi rahmetli Lale? Bir sene olmadı sonra el aldı. Nikahı da alacağım senden diye çabalıyordu. Onun başının etini yedi. Çok zor. Peki malı mülkü var mıydı erkek kardeşinizin? Yok malı mülkü yoktu. Bir evi vardı, sende bir de maaşı vardı. Evi vardı. Köyde de arsa vardı. Evi vardı. Başka bir şey daha. Köyde var mı arsa falan? Bankada da parası vardı. Bankadaki parasını zaten aldılar. Evet 27'sini annem aldı, diğerlerini ablamla abim bölüştü. Benimle de tartıştı kızların yanında, kızlar da orada söyleyebilir. Yok evet. Doğru hala benim yanımda tartışmıştınız. Doğru. Ben vardım hala. Cenaze gününden vardı bir iki gün sonraydı. Tartıştık evet. Ben daha gelmem bu eve dedim. Benim arkadaşımdan da ben o zaman yengem dedim. Vardı. Yeter yengem vardı. Niye gelmem bu eve dediniz? Benimle tartışıyor ya. Arsa yüzünden. Annem arsa. Mevlüdüne çağırmadı. Mevlüdüne de çağırmadı. Doğru hala doğru. Ben her şeyi ne duyduğumsa onu söylerim. Peki Salih Hanım'ı bir dinleyelim. Salih Hanım da bambaşka bir şey anlatıyor. Salih Hanım'ın anlattığı da sanırım size çocuklarınıza baktı. Daha sonra çocuklarınıza bakmak istemediği için sizin ona iftira attığınızı anlatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Çocuklarınıza valla 4 senedir zopayla bakan o kendisi baktı. Biz çalıştık, biz inkar etmedik. Verdik. Buraya başvurmadan niye Sota'yla kadar hayatımın her gün mahallede herkes diyor çocuğunuzu alın diyor. Her gün Salih'e diyor çocuğu dövüyor kızım diyor. Ya anneanne bunu yaparsa sen ne yapmasın? Bunu hanım yenge şimdi söyledi. Şimdi öyle bir diğer kadın profili çizdiniz ki. Kadın profili. Ben gerçekten Salih Hanım'ı merak ediyorum. Yani Salih Hanım'ı bekliyorum buyursun gelsin. Niye... Yani sizin aranızdaki bağlar nasıl koptu? O kırılma noktası ne onu merak ediyorum. Bana açıkçası dedi ki ben senden sokağa atıldım dedi. Senden dedi her çileyi çektim dedi. Kardeşlerim umurumda değil dedi. Diğer çocuklarım da umurumda değil dedi. Bu evdeki hakkımı sana veriyorum dedi. Bunu köydeki yani haklarımı da sana veriyorum. İstersen dedi 2-3 bilezik vereceğim dedi. Arsa alacaktım ben. Hı. Bankadan dedim kredi çekeceğim anne faizine bana 2 bilezik ver 3 olarak geri veririm dedim. Param yattığında dedim ben trafik kazası geçirdim. Param yatmadı hala hesabımı onu bekliyorum. Ondan sonra bankaya faiz vereceğime ben dedi faiz istemiyorum dedi. Aldığın 2 bileziği ver yetiyor dedi. Bu konuşmayı amcamgilin yanında yaptım. Hatta dedim ki 2 katlı yaparsam artına eczane yaparım dedim. Param yatmadı. Para filan istemedim. Ondan sonra eğer dedi arsa alacaksan dedi para yardımı da yapayım dedi. Yeter ki benim yanımda ol dedi. Bana göz yum dedi. Yani dışarıya karşı dedi. Ben dedi buradan çıkacağım. Herkes şüphelenir dedi. Çarşıya taşınacağım dedi. Doğalgazlı eve dedi. Buraya dedi ya sen gel otur dedi ya kiraya vereceğim dedi. Dedim ne yapacağım ben evleneceğim. Varacağın kişi dedim sana dedim ev yapıyor mu? Ocak yapıyor mu? Üstüne araba kimle falan evlenecekmiş? Onu söylemiyor. Bir oğlu var diyor, bir kızı var diyor. Çelişkili konuşuyor. Mehmet Ali direkt söylemedi bize. Mehmet Ali evli diyorsunuz zaten. Evli zaten. Evli evli. Bizi dur bir onu anlatacağım Müge Hanım. Ondan sonra sen dedi bana müsaade et. Evleneceğin adam dedim sana ev yapıyor mu, araba yapıyor mu, üstüne ne? Benim evleneceğim adam dedi emekli dedi. Bir emekli maaşı var, bir evi var dedi. Bir de hasta hanımı var. Deyince benim sigortalar attı. Bir de kuma gidiyorsun yani dedim. Dedim. Karıyla birlikte mi yaşayacaksın? Karı ne zaman boşayacakmış dedim. Karıyı boşamıyor. İyi Neslihan dedi. Hem karnım dedi. Kocasını aldı dedi. Hem de karıyı boşattı dedi. Olur mu öyle şey dedi. Sen kafayı mı yedin dedim. Ne teklif ediyorsun sen bana dedim. Ben neyim ki dedim ya. Bayağı bir kavga ettik o gece. Yengemle ben 1 saat telefonda konuştum. Bana bunu teklif etti dedim. Amcamın yengemle. Babamın kardeşi. Ev yapsaydı, araba yapsaydı gittiği adam. Sizin dediğiniz gibi. Yine kabul etmezdim. Kabul mü edecektim? Yine etmezdim. Kocası öleli daha... Yok da kocası daha öleli 1 sene olmuş. Neslihan zaten kendince yeterince durumun yerinde. 2 ay olmuş, 1 sene geçmemiş, 2 yıl geçmemiş. Siz dediniz. Sordum böyle diye de merak ettim. Dedim yok diyor adam evli dediğince ben zaten şok geçirdim. Hani ben sanıyorum ki karısından ayrılmış, karısı ölmüş biriyle evlenecek. Kuma gideceğim ama deyince. Ama bir gelirim yok. Ha? Bir gelirim yok diyor anladığım kadarıyla yani annenin. Yani bir gelirim yok, biriyle beraber olmak zorundayım gibi mi konuşuyor? Hayır canım yok. Maaş alıyor. 130-140 milyarlık altını var, 11 tane bileziği var. 6 tanesi emanette, 5 tanesi Mehmet Ali'nin kasadaydı. Ben Mehmet Ali ile alasını duyduğum andan ben çocuğumu aldım, adam karakola gittim. Adam babamı yedi. Babam bir de benim ailemi sopayla kovaladı. Anne. Şimdi evet karakolda da adliyeye de getirdik. O diyor ki gittim, karakolda ben onu şikayet ettim. Mehmet Ali'nin ifadesinde geçiyor zaten. Kabul ediyor. Kapıya vurdu. Değil Müge Hanım değil. Alıyorum kız seni dedi. Varıyor mu Allah'ın emrine? Ya, bir dakika bugünlük böyle bir ne denir? Türlü hani böyle şey yaparlar ya. İfadesinde geçiyor Müge Hanım. Ama tamam, kabul ediyor Mehmet Ali annem inkar ediyor. Anladığım kadarıyla yani siz bir de mahallede kavga ettiniz. Annen kızlar beni dövdü diyor şikayet etti. Siz de annemiz bizi şikayet oldu diye. Kayıtları yani çıkartalım ekrana ablamı odunla kovalıyor. Benim görüntüler bile var kamera görüntüsü. Bu konunun morluklarını ben size göstereyim. Fotoğrafını çektim. DAP raporu aldı. Bu ben parmağımı 2 aydır oynatamıyorum. Çatlak mı? Benim mahallede anneniz size odunla mı dövdü? Evet. Niye dövüyor yani? Bana dostuna tekme attırdı. Dostlar... En azından diyebilirdi ki Mehmet Ali sen... Ne demek bana dostuna tekme attırdı? Tekme attırdı. Ben hastanelik oldum. Rapor aldı hastaneden. Biz hepimiz Mehmet Ali mi sana tekme attı? Evet ikisi birden oldu. Biz hepimiz hastaneye koştuk. Mehmet tamam kız kabul etmiyor olabilir ama ana kız arasına girme diyebilirdi. Ben daha buna nasıl anne diyeyim? Bana hamile kızına tekme attıran bir kadın... Karakolda Mehmet Ali evet diyor, ben diyor teklif ettim diyor. Ben diyor istedim diyor, teklif ettim diyor. Annem kabul etmiyor. İkisi de çelişkiye düşüyor karakolda. Kapıya vurdu, varıyor mu kız dedi, alıyorum seni Allah'ın emrine dedi, alıyorum hem de mahallede dedi. Evin kapısına. Kim kimin kapısına vurdu ya? Mehmet Ali mi kapıya vurdu? Evet. Annem bir dakika Mehmet Ali sizin evin kapısına vurdu. Alıyorum seni kız diye annene mi söyledi? He, varıyorum dedi. Kavga anında. Varıyor mu bana? O da dedi varıyorum. Ondan sonra Neslihan hep denderlendi. Müge Hanım bana bunu teklif etti ya. Arsayı barsayı ben kabul etmedim. İşin aslını anlatayım size. Kabul etmedim. Hayır dedim. Bak ben evlendim dedim. Düğünlerin yüzüne nasıl bakacaksın bu yaştan sonra? Benim eşim dedi ki anne dedi. Ferş de vursa artına da yapsan dedi. Ben damadım ama oğlum artından alırım dedi. Benim 3 tane maaşım var dedi. Gel benim yanımda otur dedi. Maaşını da çekme. Bileziklerini tamam, de götür. Bakmaya tamam. Koy. Vadeli hesap. Anla, he. Ondan sonra kabul etmedi. Ev içinde ev olmaz dedi. Siz de karı koca sarılıp tamam, yatacaksınız kabul dedi. Etmedi. He. Ben de kabul etmedim. Yengemle konuştum. Sabah oldu. Ama ben Mehmet Ali olduğunu bilmiyorum. Akşam oldu bu konu. Gündüz oturduk. Yeter yengem tamam, Mehmet akşam Ali. Olsun artık. He. He. Eşi, balduzu falan hep beraber. Benim de maaşımın günüydü. Mehmet amca dedim kartımdan maaşımı çek. Yahu geç bunları. Tamam, sonra ne oldu yani? Sabah oldu. Gittim kapıya vurdum. Kimin evde kapısına? Yok. Annemin. He. Evde yok. Aradım neredesin dedim evdeyim dedi. Aç kapıyı ben geldim dedim. Açmıyorum dedi. Bu da eline kasmayı dedim. Aldı bak şimdi. Dur. Ya sözümü kesme yanımda mısın sen?